geçtik. Biz Pınarkent Gelişme ve Güzelleştirme Derneği'nin önce bir açılımını söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş olsun. 1996 yılında kurulmuştur derneğimiz. Pınarbaşı'nın Pınarı, Işıkkent'in kenti olaraktan Pınarkent adı altında derneğimizi kurduk. Derneğimizin kurulma maksadı Pınarbaşı ve Işıkkent'in 9 mahallesi, Kavakdere Köyü ve Arapdere Köyü, Gökdere Köyü'nde birlikte bu bölgede geri kalmışlığın, hizmet alamamanın sebeplerini, bunların en başında bu bölgenin kendine ait yerel bir ilçe belediye teşkilatına kavuşturulması, amacımızın esas amacı budur. Pınarbaşı ve Işıkkent'in Pınarkent adı altında belediye olmasıdır. 1982 yılında, 81 yılında metropol yasasıyla, 3056 sayılı metropol yasasıyla eski mevcut Pınarbaşı Belediye'miz lav edilmiştir. Lav edilen belediye'miz Pınarbaşı, Bornova'ya zoraki bir nikahla bağlanmıştır. Bu zamandan sonra Pınarbaşı ve Işıkkent, bu bulunduğumuz muhit, mahalleler kesinlikle ve kesinlikle hizmet alamamıştır. Bizim amacımız bölgemizin tekrardan ilçe teşkilatına kavuşturularak yerinde yönetimle Pınarbaşı'nın ve Işıkkent'in İzmir'in gelişmiş bir semti, gelişmiş bir ilçesi olması için çaba sarf etmektir. Şu anki durumumuz Pınarbaşı ve Işıkkent sahipsiz bir bölgedir. Bornova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin arpalık alanıdır. Hiçbir hizmet gelmemektedir. Biz bunu şu anki Cumhuriyet Halk Partisi olaraktan da lanse etmek istemiyoruz. Yani bugün AK Parti de olsa veya başka bir parti de olsa kesinlikle Pınarbaşı şu anki yönetim sistemiyle Bornova'dan hiçbir hizmet alamamaktadır. Zaten biz Pınarbaşılılar olaraktan burada kime sorarsam hiç kimse kendisini bir Bornovalı olaraktan kabul etmemektedir. Herkes kendini Pınarbaşılı olaraktan aksetmektedir. Bunun da en büyük sebebi Pınarbaşı ve Bornova arasında zaten coğrafi olaraktan bir kopukluk vardır. Bugün Pınarbaşı'nın mahalleleri Bornova'nın bir Kazım Dirik mahallesi gibi değildir. Biz Bornova Belediyesi'nin dışında kalmış, kapsamı dışında kalmış, unutulmuş bir beldeyiz. Bugün Bornova ve Büyükşehir Belediyesi'nin aynı zamanda arpalık ve mamalık bölgesiyiz. İşte bunların en başında 80 yıldır, 100 yıldır atalarımızın, büyüklerimizin ve Pınarbaşı esnafının ayakta tutan kireç ocakları çevre kirliliği yüzünden kapatılmış. Fakat ne hikmetse üzerine bir yıl geçmeden taş ocağı ruhsatı verilerekten tüm Pınarbaşı'na kireç ocaklarının verdiği zarardan defalarca, katlarca fazla bir şekilde zarar vermektedir. Bunun yanında Pınarbaşı'nda kesinlikle bir imar çalışması yoktur. Pınarbaşı'nın mutlaka bir imar, kent yenileme ve imar düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Pınarbaşı'nın zeytinlik alanlarını mezar alanına, mezarlık yaparaktan Pınarbaşı'nın büyümesini, genişlemesinin önüne geçmek için adeta tüm arazilerimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından yağmalanmaktadır.